hakikat çekirdekleri dördüncü mecizelerden devam ediyoruz. Haşirde bütün zevil ervahın ihyası, mevt alut bir nem ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudreti daha ağır olamaz. Zira kudreti ezeliye zatiyedir, tagayyür edemez, acz tahallül edemez, avaik tedahül edemez, onda meratip olamaz, her şey ona nispeten birdir. ile ilgili bir evet. Ee, meclisimiz. Buyurun abi biraz. Izahat. Şimdi burada tabi haşir işleniyor ama Cenab-ı Hakk'ın zatî kudreti, kudretin sonsuzluğu, ondan sonra küçük ile büyüğün yaratılmasının Allah'ın yanında bir olması, bütün bunların hepsi beraber işleniyor. Evet. Şey hatırlarsanız Üstad Seyir bir diyor ya, Cenab-ı Hak hangi kanunla kuşun tüylü libasını değiştiriyor, tazelendiriyorsa, hı hı aynı kanunla küre yarızında fistanı ne yapıyor? Değiştiriyor. Değil mi? Evet. Cenab-ı Hak hangi kanunla diyelim mesela? Bir sineği baharda ihya ediyorsa aynı kanunla bütün mahlukatı ihya ediyor. Hangi kanunla atomu döndürüyorsa aynı kanunla bütün kağıdaki cirimleri döndürüyor. Kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Şimdi burada bir şeyi işleyeceğiz. Bir, Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuzdur. Dolayısıyla sonsuza göre bir ile bin bir milyon, bir milyar, bir trilyon bir. Sonsuzdan bir çıkarsak yine sonsuz. Bin çıkarsak yine sonsuz. Bir milyon çıkarsak yine sonsuz. Bir katrilyon çıkarsak yine sonsuz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz olduğu için, sınırsız olduğu için onun için bir çiçek ile bir bahar değişmez. Bir bahar ile bir dünya değişmez. Bir dünya ile bir e, mahşer değişmez. Bir cennetle bir mahşer değişmez. Dolayısıyla Allah'ın cenneti yaratması çiçekten ağır, değildir. Kudreti kemal noktasında olduğu için. Değil mi? Evet. Çiçeğin içindeki sanat cennetten geri değildir. Çünkü de sonsuz kudret lazım çünkü. Bir bu. Evet. Kincisi nasıl zatidir Cenab-ı Hakk'ın kudreti? Çünkü bir şey yapmak için bir kuvvet ve kudret lazım. Dolayısıyla birilerinin ilah dediği, birilerinin tanrı dediği ya da kendilerine mabut kabul ettikleri kimse, neyse, tabiat, sebepler, şunun onlar belki dedikleri gibi kudretleri zati değildir. Doğru. Ha biz de diyoruz kim yaratmışsa onları onun kudreti zatidir. Evet. Dolayısıyla yani burada bir halıka bir yaratıcıya muhakkak gideceğiz. Muhakkak ulaşacağız. Bizim itikadımıza göre de bu Cenab-ı Hak'tır. Bu da bir tarafa. Üçüncüsü Cenab-ı Hak hem zatı hem sıfatları hem isim, isimleri vaciptir. Ama mahlukat mümkündür. Doğru mu? Şimdi mümkün mütesavi tarafe indir diyor üstadımız. Yani olmasıyla olmaması birdir. Dolayısıyla madem ki olmasıyla olmaması birdir. O zaman atomun olmasıyla olmaması bir. Cenab-ı Hakk'ın vacibi, vacip sıfatlarına göre. Şu binanın olmasıyla olmaması bir. Bir yukarıya daha çıkalım. İstanbul'un olmasıyla olmaması bir. Küre yazın olmasıyla olmaması bir. Kainat. Kainatın olmasıyla olmaması bir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sadece nasıl ki Üstad Selim veriyor, bir terazi düşünün diyor. İki kefesi de fevkade mükemmel bir nizam ve intizam içerisinde. Değil mi? Bir yere küçük bir toz zerresi ya da bir daha koysan ikisi aynı anda ne yapacak? O kefeyi indirecek. Mükemmel bir terazi var. Mükemmel hassas, hassas. bir ortamı var. Hı hı. Hı hı. Bir küçük fındık bırak onu yere indirir. Ötekini yukarı kaldırır. Koca bir daha koy aynı şekilde. Niye? Yani hassas çünkü. Burada da olmalarıyla olmamaları bir olan mümkünatın da gerek küçük bir fındık kadar olsun, gerek büyük bir dağ gibi olsun. Cenab-ı Hakk'ın sadece iradesine bakar. Kün emrine bakar. Ol demesine bakar. Ol dedi mi? Çiçeğe de ol derse, ondan sonra bahara da ol derse, küre arıza da ol derse, güneş ve güneş sistemine de ol derse, saman yoluna da, kainata da, ahirete de. Hangisine ol derse, aynı kolaylıkta olur. Olması olmamasına dönüşür değil mi? Hı hı. Hangisine öl derse ölür. Onun için de küçük büyük fark etmez. Dolayısıyla üstadımız burada çok enteresan bir şeyi halletmiş yani. Hani birilerinin ya bu cenneti anlattığını şey kim yaratacak? Ya da mahşerde bütün bu mahlukatın ihyası nasıl olacak? Nasıl diriltilecek? Orada geliyor ya. Haşirde bütün zevil erbahın ihyası yani ölüme benzer bir nev ile Bir uyku ile Kışta uyuşmuş bir sineğin Baharda ihya ve inşasından Kudreti daha ağır olamaz Bakıyorsunuz ki bir yerde az bir sıcaklık Başlıyor hemen sinek canlanıyor Bir yerde bir kovukta Saklanmış o gelecek Baharda neslin devamını Sağlamak üzere Cenab-ı Hak bazılarını öte olarak ne yapıyor Bu manda bulunduruyor evet. Bekletiyor onlar adeta ölmüş gibi Oysa o Uyuşmuş bir sonraki baharı bekliyor. Evet, az bir sıcaklıkla ne yapıyor? Tekrar kendine geliyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın nevm alut olan yani ölüme benzeyen bir uyku ile, değil mi? Eee mevt alut olan, mevt alut olan e, bir uykuyla uyuşmuş olan bir sineği ihya etmesi ne kadar kolaysa baharda bütün mahlukatı değil mi? Evet. Mahşerde de bütün şimdiye kadar biriken mevcudat, hayat sahiplerini yaratması o kadar kolaydır Allah'ın yanında. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudreti zatidir ve sonsuzdur. Zati olan bir şeyde meratip olmaz. Mertebeler olmaz. Mertebeler nerede olur? Ağrıcı olan şeylerde olur. Mesela bir su, normal zatında soğuktur. Biz ısıtıyoruz. Burada bir derecelik su diyoruz, iki derecelik diyoruz, üç derecelik diyoruz, beş derece diyoruz, yüz derece diyoruz. Değil mi? Ama bir şey ise burada mertebeler olmaz. O neyse sonsuz derecededir o. İşte e, yaratılmışlar içerisinde bir misal verecekse güneş mesela. Güneşte mertebeler olmaz. Onun da yine arizidir ama mahlukat içerisinde devamlı ısısını ve ışığını vermesi hasebiyle bizim içimizde sanki sonsuz gibiymiş. O güzel bir örnek olur. Evet. Daha da ileri git Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ilmi, ondan sonra iradesi sonsuz olduğundan dolayı. Küçük bir mahlukla büyük bir mahluk Cenab-ı Hak için birdir. Mesela ben mesela bir taş ve dağ kelimesini aynı kolaylıkta söylüyorum. Değil mi? Evet. Taş, da, İkisi de üç harfli. Dal, Mesela. Üç harfli. Şimdi tüm bunları ben aynı kolaylıkta söyleyebiliyor muyum? İşte benim sözümle aynı kolaylıkta söylediğimi Cenab-ı Hak kudretiyle aynı kolaylıkla yaratıyor. Üstad i̇şte burada onu ifade ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak'ın sıfatları zatidir ve sonsuzdur. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak bütünları küçük büyük fark etmeden aynı şekilde yaratıyor. Yani. Allah razı olsun.